Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Bilgin Hocam hoş geldiniz, nasılsınız, iyi Hoş misiniz? bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun, hamdolsun. Sevgili dinleyiciler, bu akşam yine Bilgin Erdoğan hocamıza Falak suresinin Müslümanların hayatındaki misyonu, yeri nedir? Gerçekten Müslümanların o sureye yüklediği anlam nedir? Her gün okuduğumuz bu kısa sure bize ne anlam ifade ediyor? Yani çok kısa olmasına rağmen insanın üç dünyasını inşa eden bir yönü olduğunu biliyoruz. Bilgin Erdoğan hocamızla inşallah bununla ilgili konuşacağız. Buyurun Bilgin Hocam. Estağfurullah. Falak suresi hakkında Evet, ne Allah razı dersiniz? olsun. Öncelikle hayırlı akşamlar dileyelim. Burada gündüz, orada akşam. Rabbim hayırlara vesile kılsın günlerimizi ve gecelerimizi. Evet, Felak suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Felak suresi, evet, önemli. Mekke'de nazil olan çoğu görüşe göre bizim vicdanımızı, bizim bilincimizi inşa eden bir sure. Dinin en büyük misyonlarından bir tanesi de insana umut vermesidir. Yani her gecenin bir sabahı var şeklinde bir ümit uyandırması, umut uyandırması. Bir başka misyonu da tabii ki cesaret vermesidir. O açıdan Felak suresinin hem umut veren hem de cesaret veren bir tarafı vardır. Bütün ayetler, bütün sureler aslında bizi hayata çekmek içindir. Bizim bilincimizi inşa etmek için, bizim şahsiyetimizi inşa etmek için, bizi daha güzel insan kılmak için, bizi hayata daha sağlam adımlarla atabilmemize vesile olmamız için, irademizi güçlendirmesi için. Yani dinin aslında yeri hayatın içindedir. Yani Mustafa Hoca'nın da geçen derste de ifade ettiği gibi yani Kur'an okumak, Kur'an'ı böyle otomatik bir şekilde tek tek okuyup falanca ayette şu var, falanca surede şu var şeklinde bir bilgisayar modunda bir okumak değil. Hayatın içerisine çekmek. Yani ayetleri okurken bunlara bakmak lazım. Yani ayetler bizi istismardan koruması lazım. Önce din istismarından koruması lazım. Bizim vicdanımızın ipotek altına alınmasından bizi koruması lazım. Bizi ümitlendirmesi lazım. Bizi daha merhametli insan kılması lazım. Daha güçlü insan kılması lazım. Cesaret içerisinde olan ve zulme karşı, haksızlığa karşı dik durabilen bir insan tipi çıkarmaya çalışıyor. Ve biz bunun örneklerini sahabede görüyoruz. Sahabe yani Kur'an'dan güç alarak meydan okuyor. Kur'an'dan güç alarak kendini değiştiriyor. Kendini yeniden yapılandırıyor. Kur'an'dan güç alarak efendim takvasını bileğliyor. Daha iyi bir kul oluyor. İnsanlara daha iyi bir okul oluyor vesaire. Yani bu Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber Aleyhissalatü vesselam yine bu vesileyle kendisini inşa ediyor ve yeni bir insan oluyor. İnsanlar içerisinde insanlardan bir insan olurken ama özel bir şekilde kendisini yeniden inşa edip koruyor ve güçlendiriyor, tekamül ettiriyor diyelim. Şimdi burada Felak suresinde öncelikle bir sığınma psikolojisiyle alakalı olarak ben söyledim. Şimdi bir kere Allah inancında ilah kavramı
biliyorsunuz etimolojik olarak eğer elehe kökünden geliyorsa çok sevildiği için kendisine kulluk edilen demek. Eğer hevele kökünden geliyorsa çok korkulduğu için kendisinden kulluk edilen demektir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur dediğimiz zaman ben en fazla eğer korkacaksam Allah'tan korkarım. Allah'tan korkmak demek aslında insana cesaret vermesi demektir. Yani ben sadece Allah'tan korkarım aslında korkak ol demek değil de cesur ol demektir. Yani başkasından korkma demektir. Dolayısıyla bizim sığınmamız gereken yer. Şimdi insanın sığınma gibi bir ihtiyacı var. Yani insan bir şeylere sığınmak ister hep hayatı boyunca. Zaten doğuşunda da böyledir. Alfred Adler'in o kişisel gelişim psikolog ekolünü kuran Alfred Adler'den daha önce de bahsetmiştik. Yani insanın yarına çıkabilme, çıkma endişesi vardır. Yani yarına çıkar. Şimdi mesela İzmir'de şöyle bir karşı yakadan sabah akın akın efendim oradaki gemiyle Konak tarafına geçen yığın yığın insanlar. Bu insanlar ne yapıyor? Nereye gidiyor bu insanlar? Nedir bu heyecan? Nedir bu teşvik edici motivasyon? İşte Adler diyor ki insanın yarına çıkabilmek gibi bir endişesi vardır. İşte insanda bu endişe hep var. İşte Felak suresi de diyor ki yarına çıkabilme gibi bir endişen varsa felağın Rabbine sığın. Yarının Rabbine sığın. Çünkü o geceyi yarıp gündüzü var eden Rabbindir. İşte ders bu kadar aslında. Yani devam edelim mi? Edelim. Ama aslında ders budur. Felakın Rabbine sığın. Çünkü güneşi doğuran odur. Gündüzü doğuran odur. Gecenin ardındaki sabahı var eden odur. Onun için işte sizin de geceniz olduysa, zor zamanlarınız olduysa felakın Rabbine sığının. Ve bize de aynı mesajı veriyor. Resul'e o mesajı verdi. Sahabeye o mesajı verdi. O dönemin insanlarına o mesajı verdi. Onlar da o zaman tevhid ve adalet üzerine ayağa kalktılar. Dik durdular. Hayatın içerisinde pasif ve edilgen bir özne, nesne olmak yerine hayatın içerisinde aktif ve etkin bir özne olma gibi bir inkılap. Bilgin hocam, benim görüntümü donuyor. Genel olarak bir problem mi varıyorum ama. Bilmiyorum ki. Yani ben de donmadı. Gir, sıkıntı yok. Evet hocam. Evet. Felak kelime olarak nedir? Etimoloji olarak yarmak, çatlamak, ortaya çıkarmak anlamına geliyor. Tefalluk kelimesi yarılmak ve çatlamak demek. Felaket kelimesi yine yarılarak ortaya çıkan demek. İnfilak etmek, bir şeyin infilak etmesi, yarılması, patlaması daha doğrusu. Falaka kelimesini biliriz değil mi? Çatlatırcasına vurmak demek. Kur'an'da 6. surenin 95. ayetinde Falikul habbi ve neva. Allah çekirdeği yarıp çıkarandır şeklinde bir ibare var. Demek ki felak yarıp çıkmak anlamında. Dolayısıyla Allah yokluk karanlığından kün emriyle yarmış ve oluşu ortaya çıkarmıştır. İşte bu manada İslam ilahiyatında varlık biliyorsunuz zorunlu varlık, mümkün varlık ve muhal varlık diye üçe ayrılır. Allah zorunlu varlıktır. Onun için felakın Rabbidir. Felakın Rabbidir. Ne deniyor burada? Yani burada anlaşılması gereken muskacılık mı? Değil mi? Bugün anlaşılıyor ki Evet. işte insanlar muska, efendim ne bileyim cincilik vesaire. Oysa ki biraz önce ifade ettiğim gibi derin bir manası var
Yani Felak'ın insana umut veren, insana yarına bakarken yarına daha güçlü adımlarla atabilmesi adına insana ümit veren bir tarafı var. Onun için ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adıyla. Allah'ın adı. Özünde merhametli, işinde merhametli adı, Allah adıyla. Kul e'uzu bi rabbil felak. Sığınırım felakın Rabbine. Yani yoktan var eden, varlar arasından seçen, insan eden Rabbime sığınırım. Burada kul vurgusu muhataba şu mesajı veriyor. Yani ey beni tehdit eden, ey benim canıma, malıma kasteden, ey beni korkutmaya çalışan, ben demiyorum, Allah diyor, ona sığınmam gerektiğini. Yani beni korkutamazsın. Şimdi bakın, diyelim ki Allah korusun bir savaş olsa, bu Mehmetçiğin, bu efendim askerin, bu memleketin menfaatini savunmaya çalışan insanlara nasıl bir teselli verir? Ben felakın Rabbine sığınıyorum. Yani beni korkutamazsınız. Şairin dediği gibi, İlahi ya ilahi ya ilahi, sensin padişahlar padişahi, seni billahi bir bildim kibirsin, çerikten hem nazirden sen berisin, ayrı ayrı etseler de teni mi, çevirmezem bu ikrardan dilimi. Yani Allah razı olsun. korkutmuyorsun. Hiç kimse beni korkutamaz. Çünkü ben öyle bir yere sığınıyorum ki ben felakın Rabbine sığınıyorum. Korkutamazsın beni. Bozmak Eyvallah hocam. mümkün ise aklın fikrini boz da bakir iken dul gönder beni. Hakkın mekanından özge bir mekan bulmak mümkün ise bul gönder beni diyen Seyrani gibi cesaret veriyor. Kul e'uzu bi rabbil felak dediği zaman insanın içerisinde bir cesaret psikolojisinin olması lazım. Dolayısıyla ben öyle birisine sığınıyorum ki bir şeyden her şey yapan, her şeyi bir şey yapan, her şeyin yaratıcısı olan o tek şeye sığınıyorum. O zaman siz beni korkutamazsınız. Kula kul olmak için atılmadık meydana. Biz yalnız hakikati hakka secde ederiz. Dava sahipleri nasıl girdilerse zindana, bilsin ki kahpe zaman biz de böyle gireriz diyen Yükselser'den geçtiler çıkıyor. Felak suresini hakiki manasıyla okuduğun zaman. Ama uydurulmuş din öğretilerine baktığınız zaman cinden korunmak, bilmem periden korunmak, şöyle yapmak, böyle yapmak. Du değil. Kur'an gibi Allah'ın hitabının maksadı bu olamaz. Eyvallah hocam. Rabbimize sığınıyoruz. Onun için yani başkasına sığınma. Şimdi bu insan korkar. Korkmak insana bir ikramdır aslında. İnsanın korunması için, insanın kendisini koruması için korkma duygusu verilmiştir. Korkma duygusu insanda olmazsa yani insan kendisini koruyamaz. Şimdi uçak düşeceği zaman ne yapacağız o zaman? Rabbime sığınıyorum. Felakın Rabbine sığınıyorum. Yani yetiş ey Abdülkadir Geylani değil. Yetiş ey Gavs değil. Yetiş ey falanca filanca değil. Rabbime sığınıyorum. Başkasının sizin korkunuzu istismar etmesine mani olur. Bakın bu Felak suresi böyle bir özelliği var. Sizi başkasının korkutma noktasında istismar etmesine ve şey olur, engel olur. Evet. Dolayısıyla yani ben Felak suresini çok ciddi bir sure olarak görüyorum. Yani kesinlikle çok iyi okunmalı ve çok iyi tahlil edilmeli. Min şerri ma halak. Şimdi min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden kor. Yani yarattıklarının şerrinden felakın Rabbine sığınıyorum. Yani demek ki felakın Rabbine neyden sığınıyoruz? Onun Yarattığınız yarattıklarının şerrinden. Şimdi burada bir önemli bir vurgu var. Yani onları yaratan da Allah. Yani Eyvallah. sen Firavun'dan, Nemrut'tan, falancadan, filancadan mı korkuyorsun? Onları Allah yarattı. Onları kim yarattı?
felakın Rabbi yarattı. Şimdi bakın bu anlamda şer varsa bir orada, o aslında felakın Rabbi. Felakın Rabbinin yarattığı bir şey. O zaman sen felakın Rabbine sığın. Şer ne demek? Şer kelime itibarıyla kötülüğün, fenalığın, melanetin hepsi. Yani diyor ki Kur'an burada, siz kim oluyorsunuz ey yaratılanlar? Ey yaratıklar, ey şerler, ey imtihanlar. Ben sizi yaratan felakın Rabbine sığınıyorum. Olur sizi yaratın. Şimdi burada şunu hatırlamamız lazım. Burada halkı şer şer değil, kesbi şer şerdir. Şimdi burada başka bir şey anlatıyorum. Yani şerri yaratmak şer değildir ama şerri işlemektir şer. Allah aslında varlığı yarattı. Yani Allah varlığı yarattı. O varlık o şerri irtikap ediyor. Yani şer aslında yaratıklara has bir şey. Mesela ateş şer midir? Onunla ekmeğimizi pişiriyoruz, yemeğimizi yiyoruz değil mi? Isınıyoruz. Ateş şer olur mu? Ateş şer değil ama bir evi kundaklamak şerdir. Yani bu konuda birçok misal verilebilir. Ama burada şu var. Yani Allah şerri murad etmedi. Allah insanları yarattı. Ateşi yarattı. Suyu yarattı. Efendim ama insanlar onu insanlık aleyhine kullanabildiler. İşte bu noktada biz hocam yani bu şer konusuna biraz girmek gerekiyor. Buna teodise deniyor. Teodise. Şimdi ben bu konuyu bir başımdan geçen bir şeyle anlatayım. Hücre ziyaretlerim sırasında böyle uzun, kıvırcık saçlı, adeta kadim Yunan'ın filozoflarını hatırlatan bir adam mahkum, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Eğer Tanrı varsa ben niye buradayım diye. Ben hücresine doğru yaklaştım. Tebessüm ederek incitmemeye de özen gösteren bir ses tonuyla kendisine şunu dedim. Tanrı'nın yapma dediğini yapmışsın. Neden Tanrı'yı suçluyorsun kardeşim dedim. O bana dedi ki Tanrı'nın buna engel olacak gücü yok muydu dedi. Şimdi işte buna teodise deniyor. Teodise ne demek? Teodise eğer kötülük ile Allah arasında bir ilişki varsa bu ilişkinin mahiyeti nedir sorusuna cevap aramaya çalışan felsefi bir perspektiftir. Kadim Yunan'ın filozoflarından Epikür var. O Tanrı ve kötülük ilişkisi üzerine şunu söylüyor. Diyor ki Tanrı ya kötülükleri ortadan kaldırmak ister ama kaldıramaz, haşa, veya kaldırabilir ama kaldırmak istemez ya da kaldırmak ister ve kaldırabilir. Ama kötülükler varsa bunun kaynağı nedir der. Epikür bu anlamda mahluk ile Halik arasındaki ilişkiyi tasavvurunda koparmıştır. Sonra Batı filozoflarından David Hume bu çetin soruyu tekrar gündeme getirerek der ki madem ki Tanrı kötülüklere mani olmuyor, öyleyse yoktur gibisinden bir varsayım ortaya çıkarır. İşte bu görüşe teodise deniyor ve birçok insanın, gencin vesairenin yani dinsizleşmesine sebep olan bu teodise bugün. Bugün bunu ele almak lazım. Yani biz İslam ve da teistler olarak yani inananlar olarak bu meseleye nasıl bakıyoruz? Şimdi bu konuda iki yaklaşım olmuş şimdiye kadar. Bir, kötülüğün ontolojik olarak gerçekliğini kabul etmeyenler. Yani kötülük diye bir şey yoktur aslında diyenler. Bunu açıklayacağım. İki, insanın özgürlüğü için, insanın yetkinleşmesi için, olgunlaşması için kötülüğü kabul edenler.
Şimdi iki görüş var. Hem Müslümanlardan hem Hristiyanlardan hem Yahudilerden. Yani Allah'a inanan herkesin bu konuda iki perspektif açmışlar. Birisi kötülüğü ontolojik olarak kabul etmeyenler, ikincisi kötülüğü ontolojik olarak kabul edip insanlığın özgürlüğü ve yetkinleşmesi açısından kabul edenler. Şimdi kötülük deyince önce nedir? Yani iki tür kötülük karşımıza çıkıyor. Birincisi insan kaynaklı kötülükler. İkincisi tabiat kaynaklı kötülükler. Mesela soygun, cinayet türü kötülükler insan kaynaklı kötülükler olarak görülüyor. Deprem, efendim, sel gibi şerler tabiat kaynaklı şer olarak kabul ediliyor. Şimdi bu çerçevede şimdi kötülüğü ontolojik olarak reddeden görüş şunu söylüyor. Kötünün yaratılması kötü değildir. Yani kötü diye bir şey yoktur diyenler şunu söylüyor. Kötünün yaratılması kötü değildir. Ama onun işlenmesi kötüdür. Yani halkı şer şer değildir, kesbi şer şerdir. Mesela der Kur'an da ahsene külli şeyin halakahu. Biz her şeyi güzel olarak yarattık diyor. Şimdi her şey nasıl güzel olur? Bir doğrudan olarak güzel olan şeyler, bir de dolaylı olarak güzel olan şeyler. Doğrudan güzellik, sağlık doğrudan güzelliktir. Hastalık dolaylı güzelliktir. Yani hastalık olmasaydı sağlığın kıymet ve ehemmiyeti anlaşılmazdı. Gece olmasaydı gündüzün kıymet ve ehemmiyeti anlaşılmazdı. Şer olmasaydı hayrın kıymet ve ehemmiyeti anlaşılmazdı. Dolayısıyla bunun yaratılmasının hikmeti budur diyor. Yani bu şerrin yaratılmasının hikmeti budur. Yani Hocam ölçü nedir hocam? Yani şimdi Allah insanları, doğayı, tabiatı yarattığı zaman bir kaide, kural, ölçüde yaratmamış mıdır hocam? Bu ölçüde evet. yaratmıştır. Evet. Bir ölçüde yaratmıştır. Doğru. Evet. Bir ölçüde yaratmıştır. İşte ona da ikinci görüş söylüyor. Yani onlar da şerri ontolojik anlamda kabul ediyorlar. Yani orada da şunu söylüyor. Bu insanın yani öğrenerek kendisini geliştirmesi içindir. Yani eskilerin ifadesiyle taallümle tekemmül etmesi içindir. Yani Evet. insanın başına ya da toplumların başına gelen belalar, musibetler, insanın gelişmesi ve yetkinleşmesi içindir. Onun için her şey ölçüyle yaratılmıştır. O da bir şeydir. O da bir sünnetullahın bir parçasıdır diyor bu görüşte. Evet. Yani kemal bulmak için. Eğer Allah isteseydi insanları mekanik robotlar olarak yaratabilirdi. Ama bunda o zaman insanlarda şuur olmazdı. İnsanlar kendisini bitiremezlerdi. Onun için insanların kendisini geliştirmeleri için acı çekmeleri de lazım. İşte şey bu merhametsizlik değil, bu bilakis merhamettir diyor. Yani bu görüşte bunu bu şekilde açıklıyor. Yani kötünün efendim olmasının ölüm, hastalık efendim olmasaydı, musibetler olmasaydı bunların hayatın anlamı olmazdı. Yani ölüm diye bir şey olmasaydı hayatın tadını alamazdık zaten. Yani dolayısıyla bu çerçevede yani insanın aciz olmaktan kurtulması, efendim insanın efendim yani kemal bulması için. Bir de yani insana yani acziyetinin hatırlatılması lazım yani bir şekilde. Yani kusurlu olduğunun, sınırlı olduğunun hatırlatılması lazım. O zaman eğer bu olmazsa, bunlar olmazsa yani hayatta insanlar tanrısallaşmaya başlarlar. Bu da dengeyi bozar. Yani dolayısıyla musibet bu hayatın gerçeğidir. Musibete bakışımızı bu ayet çerçevesinde anlatmak lazım. Musibete dört şekilde bakarız. Musibet nasıl olur? Birincisi, insan onu hak eder. Birincisi. İnsan onu hak eder. Yani mesela bir insan suç işler, onun için hapishaneye düşer. Evet. Bu insanın musibetidir. Yani insanın iradesiyle insan yani ama orada hapishanede kendisini anlar, tanır, efendim tövbe eder. Yani bu çerçevede bir şey yapar. Yani bir muhasebe yapar ve o noktada sabır denilen şeyi öğrenmiş olur. Yani insan hak ettiği için bazen
çoğu kez de hep kendi ellerimizle yaptığımız için oluyor bu musibetler. Şimdi Hocam, bazen de sorabilir miyim? Yani insanın bir yaratılış gayesi var hocam. İnsanlar yaratılış gayesini ben öyle tahmin ediyorum, öyle bir düşünüyorum. Bilmediklerinden kötülük yapıyorlar diye düşünüyorum. Yani yaratılış gayesi var insanın. İnsan yeryüzünde yaratılış gayesini bilmediği için kendi kendine yaşıyor yani. Kötülük Evet. yapıyor, her türlü şey yapıyor. Onun için yaratılış gayesi gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken Abi, çok yaratılış önemli bir gayesi konu. önemli. Evet. Yani Kur'an zaten onu hatırlatıyor. Yaratılış gayemizi hatırlatıyor. Yani Allah'a kul olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Şimdi Evet. ikincisi, insan o musibeti hak etmemiştir. Yani bir şer hak etmemiştir. Ama o şer insanın başına insanın mükafatını ve kemalini arttırmak için gelir. Yani mesela engelli kardeşlerimizin böyle bir tasavvura sahip olması gerekir. Yani onlar ötelerde ziyadesiyle mükafatlandırılacaklar. Yani Müslümanın bakış açısı bu. Yani bir takım insanlar, ateistler, agnostikler vesaireler, yani bu konuda Tanrı'yı suçluyorlar ama senin bir alternatifin var mı? Yani sen nasıl bakıyorsun? Ya ben böyle bakıyorum. Yani engelli olan bir kardeşimizin, tabii ki onun farklı sebepleri de olabilir. Genetik bozukluk, o da insanın eliyle yapmış olduğu şeyler filan, bunlar da var. Ama diyelim ki yok. Yani diyelim ki insanın iradesi kapsamı dışında olan bir şey gerçekleşti. O zaman ben yine ona öyle bakıyorum. Yani bir insanın gözü görmüyorsa, kulağı duymuyorsa, bir insanın bazı noktalarda noksaniyeti varsa, onun mükafat alacağını düşünüyorum. Musibete bakışım, Müslümanca bakışım bu. Üçüncüsü, musibete nasıl bakabiliriz? Yani zahmetin ardındaki rahmet gibi. Yani yağmuru müjdeleyen fırtına gibi. Yani musibet insanın istidatlarını, kabiliyetlerini güçlendirir. Yani hastalığın mesela, hastalık insanın bünyesini güçlendirir. Hastalıktan çıkan insan daha güçlü olur. İşte bu bir anlamda insan için eğitimdir. Mesela mahkum olan nice insanlar hapishanede şifa bulmuşlardır. Yani suçsuz yere giriyor ama bir şekilde daha kendisini geliştiriyor, yetiştiriyor. Ve yıllar sonra suçsuzluğunu ispat ettiği zaman daha entelektüel, daha güçlü, daha sabırlı bir insan olarak ortaya çıkıyor. Musibete bir bakış açısı, üçüncü bakış açımız da bu olmalı. Dördüncü bakış açısı, bazen musibetler felaketlerin gelmesine mani oluyor. Yani felaketin gelmesine mani oluyor. Bazen insanlar yollarını ayırıyorlar ama meğerse daha büyük bir felaket bekliyormuş onları. İyi ki ayırmışlar. Yani bazen efendim insanların efendim çocukları olmuyor ama iyi ki olmamış diyor. Yani sonra başlarına gelen başka felaketler çocuk şey olacaktı, mağdur olacaktı vesaire. Yani Kur'an'da diyor yani sizin hoşlanmadığınız şey hakkınızda hayırlı olur. Hoşlandığınız şey ise sizin hakkınızda şer olabilir. Allah bilir ama siz bilmezsiniz diyor. Yani bu konuda işte böyle bakmak lazım. Yani hayatın gerçeklerini Kur'an'ın ışığında, İslam'ın ışığında bu şekilde değerlendirmek lazım bu musibet denilen hadiseyi. Yani duygusallık değil, duygusallığı yönetebilecek bir rasyonaliteyle bu şekilde değerlendirmek gerekir. Ve üçüncü ayet devam ediyor. Ve min şerri gâsikin izâ vekâ. Ortalığı kaplayan karanlığın şerrinden. Ya da bastıran zifiri karanlığın şerrinden. Karanlık. Karanlık nerede olduğunu, nereye gittiğini bilmemektir aslında. Allahu nuru semavatu vel art diyor değil mi ayet? Yani Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Bu ne demek? Yer ve gökte olan her şey Allah'la anlam kazanır. Yani karanlık rehbersizliktir. Karanlıktan korkma diyor Rabbimiz. Karanlığın sahibi benim. Karanlık fobisi diye bir şey var. Kenofobi diye geçer literatürde. Yani
genelde korku filmlerinin etkilediği filan söylenir ama karanlıktan insanlar korkar. Cahiliye toplumunda da cin kültü var, cin. Dolayısıyla cin denilen şeylere abartılı şekilde güç verme. Yani onların üzerinde tasallut edebileceğine inanma. Yani onların zarar vereceğine inanma. Cin denilen. Cin görünmeyen varlık demek. Uzakta olan şeylere de cin denmiş. Cin aslında kelime olarak mesela cenin, yani insanın rahminde gizli olan efendim insana, bebeğe cenin deniyor, değil mi? Mesela mecnun ne demek? İnsanın aklı örtüldüğü zaman. Cennet ne demek? Yani gizli bahçe, kapalı bahçe gibi. Efendim yani bu şekilde cimle gelen kelimelerde bir kapalılık var. Dolayısıyla cin insan gözüne kapalı, uzak olan varlıklar demek. Bunu çok fazla abartmaya gerek yok. Yani bu anlamda kelime olarak mikrop da cindir. Yani insanın göremediği şeyler. Bu çerçevede değerlendirmek lazım. Yani cin, ha görünmeyen varlıklar var mı? Olabilir. Onlar da varsa onlardan da Allah korur. Yani ama insan yani bunu abartıp da işte bunu bir istismar konusu haline getirmek doğru bir şey değil. Kur'an'ın anlatmaya çalıştığı şey kesinlikle o değildir. Cin konusunda yani bir doktora tezi olarak yani cin kelimesinden çık, cinle alakalı efsaneleri anlatan Doktor Saadettin Merdi'nin bir doktora tezi var. Bu konuyu ilgilenenler okusunlar. Ama yani hakikaten bu cin meselesi kadar yani cahil toplumlarda istismar konusu olan başka bir şey yok. Bu konu istismar konusudur. Bu konu muska sektörünün, cinci sektörün, medyunların vesairesinin, bu insanların korkularından beslenen insanların sektörüdür. Onun için bu konuya bir reddiye. Bunu okuduğunuz zaman zaten hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Yani bunu okuyun. Ama bunun yani ayetin yani Felak suresinin maksadı bu değil ama yani bu her şeyden yani sizi koruyacaktır bu anlamda. Dolayısıyla yani çünkü Rabbine sığınıyorsun. Yani Allah'tan istimdat bekliyorsun. Felakın Rabbine sığınıyorsun. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Evet. Ve min şerrin neffâsâti fil ukat. Evet. Bir şey mi dediniz? Hayır hocam. Tasdik ediyorum size o konuda. Estağfurullah. Karanlık işlere, şimdi düğümlere üfleyenlerin şerrinden, tam olarak kelime olarak şey yapabilirim. Yani bu ne demektir? Düğümlere üflemek. Düğüm, bağ. Bağ demek, bağ. Yani insanlar arasında bir bağ var değil mi? Bizim ikimiz arasında ya da başka insanlar arasında bağ var. Yani bu bir düğüm var. Yani bir akide de oradan gelir. Yani insanın Allah'la olan bağı. Yani efendim sözleşmesi vesairesi. Yani şimdi bu çerçevede bir bağ var. İnsanlar, müminler arasında bir bağ var. İki insan arasında bir bağ var. Bir iman kardeşliği var. Bir gönül bağı var. Sevgi bağı var değil mi? Şimdi işte bunlara üflemek ne demek? Yani bunlara fesat karıştırmak demek. İlişkilere, insanlar arasındaki bağlara fesat karıştıranların şerrinden felakın Rabbine sığınırım. Bu kadar. Yani neffasat, düğümlere üfleyenler. Yani bunu peki yani işte bu mesele olarak alacaksak nasıl anlarız? Yani cin meselesi vesaire gibi alın. O zaman onu şöyle anlarım ben. Gizemli işlerle uğraşan, esrarengiz işleri yapmaya çalışan, efendim insanları ezoterik işlerle uğraşan bu insanların şerrinden, yani ezoterik bir takım ritüellerle, inançlarla insanların arasını sömürenlerin, insanların ilişkilerini sömüren, insanların arasını açanları, yani bu şekilde de yapanlar var değil mi? Yani işte adam fala bakıyor, işte senin düşmanın bu diyor. Adam ondan sonra onu düşman belliyor. Ya
Belki de adamın öyle bir düşmanlığı yok. Ya bunlar sana işte büyü yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu. Yani belki de öyle bir şey yok yani böyle bir yani orada insanın efendim fala bakarak efendim suya bakarak bilmem neye bakarak o şekilde bir şey yaptığı zaman ne yapıyor? İnsanlar arasında ilişkilere de fesat sokuyor. Bu anlamda da değerlendirmek lazım. Ama yani bunun dışında da iftira atanlar var. Onlar da düğümlere üfleyenler. Efendim trollük yapanlar var değil mi? Onlar da Evet, yani evet. falancaya filanca ajan diyorlar. İşte gönül bağını yani bir kişinin birisiyle ilgili gönül bağı var. Ona fesat karıştırıyorlar. Ne diyorlar? Ajan diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Şu, işte bunların hepsinin şerrinden. Bunların hepsinin şerrinden. Yani bu müfteri olan insanların şerrinden. Yok iftira atıyorlar. Bilmem kaç sene evvel olmuş bir takım şeyleri kumpazları gündeme getiriyorlar. Bunların hepsinin şerrinden ve min şerrin nefasatı fil Daha ukad. fazla okuyor. Yani bu ilişkilere fesat karıştıranların, bu insanlar arasındaki ilişkileri ifsad edenlerin şerrinin cümlesinden Allah felakın Rabbine sığınırım. Allah. Müthiş bir ayet. Yani bu Allah razı olsun. gündem, sosyal medyadaki ilişkilerde de alakalı bir şey bu yani. Yani bir bakıyorsun yani enteresan şeyler söylüyorlar. Yok şöyledir, yok böyledir, şudur, budur falan filan. İnsanlar arasındaki gönül bağını yok etmeye çalışan bir takım insanlar var. Bu sosyal medya trollerini de kapsar. Bu ezoterik işlerle uğraşan insanları da kapsar. Yani insanlar arasındaki ilişkileri bozma noktasında çaba sarf eden hain, haset insanları. Ve arkasından da ayet geliyor zaten. Bakın ve min şerri hasidin izâ hased. Yani burada da haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Haset deyip geçmeyeceğiz. Yani haset varlık sahnesinde işlenen ilk cürümdür. Değil mi? Yani ilk cürümdür. İnsan kıskanması, kıskanmak, Evet. kıskanmak diyerek şeytan haset etmiştir. Şeytan haset ettiği için şeytan olmuştur. Yani onu iblisleştiren, onu şeytanlaştıran nedir? Budur. Dolayısıyla haset kelimesini ciddiye almamız lazım. Haset formları var. Buhul, efendim şuh, gıpta gibi efendim haset gıptayı pek sayamayız ama haset bende yok onda da olmasın. Bende yok onda da olmasın. Yani karşındaki kişinin sahip olduğuna göz dikerek onun yok olmasını şiddetle arzulamak. Yani benim efendim evim yok onun da olmasın. Yani benim arabam yok onun da olmasın. Böyle bir haset böyle bir şey. Buhul hasetten biraz daha farklı. O bende var ama başkasında olmasın. Bak 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 bak. Yani benim arabam var ama başkasının sadece benim olsun. Yani Benim başka olsun. bencil, bencil. Epiktetos ne diyor? Bencillikle iman bir arada olmaz diyor. Bencilse bir insanın imanında da problem vardır. Şuh ise onun sahip olduğu şey benim olsun. Bak bu hırsızlığı doğuruyor işte. Bu gaspı doğuruyor, tecavüzü doğuruyor. Yani psikolojik bir eğilim. Yani onun sahip olduğu şey benim olsun. Onun olmasın da benim olsun. Bu da ayrı bir problem. Şimdi gıpta o biraz meşru çünkü orada şey var. Gıpta da yani onun var benim de olsun. Bu çalışmaya itebilir insanı. Yani bu insanı çalışmaya iter. Onun var benim de olsun. Yani o çalışmış, onun olmuş, benim de olsun. İşte gibi bir bakış açısı. Şimdi bir de gayret kelimesiyle karıştırılır. Mesela Allah'ın gayyur olması, Allah'ın kıskanması yani sevgisizlik değil, koruma manasında bir kıskançlıktır. Yani kulunu kıskanması yani koruma manasında bir çocuğun, bir babanın çocuğunu, bir annenin çocuğunu koruyup kollaması gibi bir şeydir. Onun merkezinde sevgi vardır. Ötekisinin merkezinde sevgisizlik vardır. Şimdi bunun tam karşıtı var bir de. Bunların tam karşılığı var. Sehavet, îsâr, cud ve fakir kavramları. Sehavet ne demek? Sehavet bende var, onda da olsun. Yani benim var, arabam, arabadan örnek veriyoruz. Benim arabam var, onun da olsun. Onun da olsun. Ha. Bir yönüyle bencilliğin ve egosentrik algının karşısındaki
panzehirdir. Benim arabam var, onun da olsun. Cüt ise bende yok ama onda olsun. Bu fedakarlık işte. Bu fedakarlık. Bende yok, onda da olsun. Yani dünyevi ihtirasların terbiye eden insanlarda bu olur. Yani bu dünya geçici bir dünya. Benim yok ama onun olsun yani. Sevinirim ben onun olmasına. Bende olmayan niye yani? Bu kardeşlik. Bu bir başkası İsar, benim değil onun olsun. Şimdi elinize fırsat geçiyor. İki şey noktasında ben çekiliyorum, ben arkadaşıma veriyorum, ben kardeşime veriyorum şeklinde. Tabii bunu insanın kendisinin kendi isteğiyle yapması lazım. Benim değil onun olsun. Bu şekilde bir yaklaşım fedakarlığın doruk noktasıdır. Fakir ise onda yok bende de olmasın, daha böyle zühtçe bir davranış. O da empatinin bizdeki en güzel karşılıklarından bir tanesidir. Buna felsefi konsept olarak altruizm denir. Altruizm felsefi terminoloji içerisinde diğergamlık demektir. Yani kişinin kendi ihtiyaçlarını yok sayarak hareket etmesi anlamına gelir. Dolayısıyla tabii tam olarak da bizdeki İsar kavramına tam da ters, tam da denk gelmiyor ama yani yakın bir kavram. Bunu okumak veya araştırmak isteyenler bakabilirler. Altruizm denilen kavram. Şimdi bu ayete geri dönecek olursak biz felakın Rabbine sığınıyoruz. Rab ne demek? Rab terbiye eden demek, yaratan demek, besleyen demek. Yani rububiyet, tevhid-i rububiyet. Eğer tevhid-i rububiyeti biz anlayabilirsek, yani yerlerin ve göklerin yaratıcısının Allah olduğunu anlayabilirsek, o zaman ne yaparız? O zaman biz şunu yapmış oluruz. Allah'tan başkasından korkmamak. Yani Allah'tan başkasına mutlak anlamda sığınmamak. Niye sığınayım ki? Yani benim korkumu asla istismar etmemek. Çünkü bu ayet üzerinden insanların korkuları istismar ediyor. İşte indirilmiş ayet bu. Uydurulmuş yorum ötekiz. Yani bu ayet üzerinden insanların korkularının istismar edilmesi söz konusuysa bu tamamen ayetin maksadına ters bir durumdur. Tamamen terstir yani. Yani Kur'an korku istismarının önüne geçmek için bundan bahsediyor. Yani korkmayın kardeşim, korkmayın, Allah var demek için bunu yapıyor. Ama insanlar tam maksadının tersi olarak yani insanların korkularını istismar ediyorlar. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Burada o zaman biz elbette ki indirilmiş bu öğretinin peşinde olacağız. Bu dimdik duracağız. Yani bu ayetlerin bize ışık vermesine sebep olacağız. Bunu, bu ışığı efendim karanlığa çevirmeye çalışanlara da mani olacağız. İşte bunu yaptığımız takdirde ayetin manasına ve maksadına uygun hareket etmiş oluruz. Allah razı olsun hocam. Evet, cümlemizden. Hocam bir şey soracağım. Bu insanda olan fucur nedir hocam? Nedir? Fucur. Fucur. Evet hocam. Fısk yani ben... ve fucur beraber geçer. Bu insanın fecara kökünden geliyor. Yani fecirle aynı kökten. Yani mesela gündüzün yarılması gibi, geceyi yarması gibi. Fücur da insanın fıtratını yarması. Yani Allah'ın kanunlarının dışına çıkması. Yani bir şekilde Allah'ın koymuş olduğu yasaları bölüp parçalaması. Dolayısıyla evet. Fücur, fısk, fesaka çıkmak demek. Fısk. Yani mesela farenin delikten çıkması gibi insanın da Allah'ın koymuş olduğu sınırların dışına çıkmasına fısk denir. Fücur da yarmak demek. Dolayısıyla fısk ve fücur beraber de telaffuz edilebilir. Dolayısıyla bunlara günah da diyoruz biz Türkçe'de. Hocam insan fücurla imtihan olunmuyor mu hocam? Tabii günahlarımızla imtihan oluruz. Yani evet. Allah'ın koymuş olduğu bir takım yasalar var. Bunlarla biz imtihan oluyoruz tabii. Yani onun için
fısk ve fücur içerisine girmeden yaşamaya çalışıyoruz. İşte bu hassasiyeti gösterme noktasına da efendim takva diyoruz. Yani bu hassasiyeti göster, bu şuura, bu sorumluluk bilincine göre yaşamaya da takva diyoruz. Allah razı olsun hocam. Evet. Hocam başka ekleyeceğiniz bu konuda bir şey var mı? Mesela bazı kardeşler diyor ki biz işte namazda ikindi namazdan özellikle bu sureyi okuruz. Bu surenin namazlarda okunmasında herhangi bir insana şey veriyor mu hocam? Bir fayda veriyor mu? Yani tabii vermez mi? Bütün sure, bütün ayetler verir ama bu elbette ki kemik surelerden bir tanesidir. Bunu sürekli okumak lazım. Çünkü insan fıtraten korkabilir. Korktuğu zaman sığınma ihtiyacı duyar. Sığınma ihtiyacını eğer Allah'tan başkasına yapmaya kalkarsa istismar olur. O istismarın önüne geçmek için bu sureyi sürekli okumak gerekir. Yani ki istismar etmeyelim, başkalarının çekim alanına girmeyelim, Allah'ın çekim alanından çıkmayalım. Dolayısıyla bu Felak suresini sürekli okuyup Rabbimizin kulu olduğumuzu ve bu anlamda bütün varlığın aslında bir şekilde yani Allah'ın yarattığı şey olması. Onun için bize cesarete ihtiyacımız var mı? İşte bu sureyi okuyacağız. Var Yani bizim dik durmaya, cesarete her zaman ihtiyaç. Eğer biz adaletin müdafi olacaksak, bunu okumaya, Felak'ın Rabbine sığınmadan, yani zalime meydan okunur mu? Yani Felak'ın Rabbine sığınmadan efendim hurafeye meydan okunur mu? Yani hani şairin dediği gibi mümin olan taşlanacak. Taşlandıkça hoşlanacak. Nasıl hoşlanacaksın? Felakın Rabbine sığınarak. Yani kınayanın kınamasından korkmamak bu anlamda. Evet. Allah razı olsun hocam. Evet. Hocam söyleyecek bir şey yoksa bu akşam dersi Evet. bitirelim Teşekkür ederim. inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Allah. İlminize bereket olsun inşallah hocam. Çok Estağfurullah. güzel çok güzel bir dersti. Ben çok İnşallah. faydalandım. İnşallah. Allah Allah razı razı olsun. olsun. Rabbim bizi Falak'ın Rabbine şer sığınanlardan Rabbine eylesin. evet sınavları eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Hayırlı akşamlar inşallah. Allah razı olsun. Selametle.